Abla, 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 hadi uyan. Saat kaç? 8:05 geçiyor. Çok güzel olmuş. Sabahladım ama değdi. Hadi çabuk yengen kahvaltı hazır. Aa, sucuk mu var? Mış. Afiyet olsun abime. Onun yağı da güzeldir. Hadi donmadan. Al bakalım. Hayır. İçer misin ablacığım? Hadi. Annem bu nasıl yıkamak ya? Leş gibi kokuyor hala. Vallahi mi? Yavrum ben senin için 2 ölçü deterjan koydum buna. E ne bu mazot kokuyor hala? O ama şey gömleğin kokusu değil ki, o senin derine işledi bence. Ablacığım dursana bir saniye. Çok yok ama. Sana kaldı mı? Aladiye kaldı, merak etme sen. Haydi iyi dersler. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Şu pompadan kasaya bir geçebileydi, ne iyiydi yavrum. Geçemiyoruz işte, ne yapalım? Anne, abi. Ne? Anne hiç param kalmadı. Aha geldi benimki, hadi yavrum. Yol parası versen yeter abi. Dün gece dil papuçtu. Babamı da saldın üstüme. Ne oldu şimdi? Şu okulu bırak, işe gir kızım. Evet diploma lazım değil, ekmek lazım. İşe yarar. Sağ ol ben. Hem çalışırım hem okurum diyordun. Ne oldu? Şimdi tam zamanı bacım. Hadi tavana kuvvet. Selametle. Hocam bırakabilir miyim? Masayı bırak çık. Bir şey dedi mi? Yok, masayı bırak çık dedim. Ah, iyi bari. E gel beraber gidelim. 3 saat boşumuz var zaten. İstanbul Modern'e gideceğiz. Yok, ben iş arayacağım. Avluzdaki iş ilanlarına baktın mı? Gel orada vardır illaki. Thank you.
affedersiniz. Pardon. Ben bugünden alacağımı aldım. Senin olsun. Teşekkür ederim. Buldum bir tane. Bulmuşsun. Görüşürüz. Ya pardon. Ayaz beni inşaat dörtten giden arkadaş sana selam verdi de. Firuze mi? Ne güzelmiş ya. Yani ismi. Şey hangi bölümde? Şanslı günündesin. Mimarlık 2. Sağ ol. Sağ ol. Merhabalar. Ben biraz önce bir seçmeli ders almıştım da hocayla konuştum, kabul etmedi. Onu değiştirsek, yani mimarlık 2'den benim seçmeli ders almam gerekiyormuş. Şartmış, başka türlüsü de olmuyormuş. Sizi de yoracağız böyle ama değiştirebilir miyiz? Bir bakın. Bu arada Demirkan Holding'den staj dosyan gelmedi. Son teslim yarın. Hadi yapken gelin. Sabah ben hemen yumurtaları unutma Hamza. Sen ben. Bugün hayatımı kurtardın. Nasıl olmuş o? Cebimden 50 lira çıkmasaydı ne okula gidebilirdim ne de iş görüşmesine. Ne işi? Part time. Hiç değilse harçlığımı çıkartırım baba. Gerek yok kızım. Ben gerekirse ceketimi satarım gene okuturum seni. Sen mimar olacaksın. İkisini birden idare ederim baba. En azından deneyim. Eldivenler nasıl? Oldu mu? Oldu da. Ya kızım, ben sana o parayı üstüne sağlam bir şeyler al diye verdim. Havalar o kadar soğumadı ki daha. Hem belki kendi param mıdır, hı? Dosyamı almaya geldim ben. İnsan kaynaklarına çıkın, 4. kat. Teşekkürler. Bir saatte tam 162 bin beğeni abi. DM kutumu da görmelisin, onlarca mesaj var. Berrak beni uğraştırma. Ah yorumlara bak. Ertan Bey, ben Leyla Sarnıç. Ahmet Sarnıç'ın eşiyim. Kız kardeşiniz Berrak. Eşim Ahmet'le. Söylerken bile midem bulanıyor. Anlamadım. Diyorum ki elimde fotoğrafları var. Ya kardeşinize sahip çıkın ya da hepsini rezil olma pahasına basına veririm. Kocamdan uzak dursun. Numaranı falan istemeye başladılar abi. Herkes delirmiş gibi şu an. Artık karşı koyamayacağım herhalde. Yürü Berrak. Geç yürü. Geç. Abi yavaş. Otur şöyle. Otur. Tamam sakin abi. Bunu neden yapıyorsun Berrak? Hı? Ne yapmış olabilirim ki? Adam evli evli kaç yaş büyük senden. Neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorum? Bu ne Berrak? Ha? Bu ne?
O sadece bir kerelik oldu abi. Bir kere 10 kere fark eder mi? Sadece bir kere diyorum abi. Öncesi sonrası yok, olmayacak. Artık evden çıkmak yok sana, tamam mı? Arkadaşlar da yok. Ayrıca bu da yok. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Abi beni dinle. Sadece bir anlık bir hissediyorum. Hissedemezsin. Evli bir adamı sevemezsin. İzin vermiyorum, tamam mı? Birsel, Utku'ya söyle arabayı hazırlasın. Berrak Hanım'ı eve bıraksın. Babam gibisin. Hayır. Bir daha o adamı aradığını, sorduğunu, konuştuğunu duyarsam. Anladın sen onu. Anladın. İyi misiniz? Tamam, açın. Su, bir su alalım. Berrak? İyi misin? Abi. Ne oldu, iyi misin? Ölüyordum. Araba çarpıyordum. O kurtardı hayatımı. İyi günler. Ağla. Annem hayırdır? Ne bileyim oğlum, galiba bu sana. Allah Allah. Abi, onlar ne? Vallahi ben de onu çözmeye çalışıyorum ama. Oğlum, aç mısın? Annem zahmet etme, yok yedim ben. Zaten işe gideceğim, öyle bir şeye ihtiyaç var mı diye bir uğrayayım dedi. Abi, burada bir not var. Ne notu be? Hayatımı kurtaran adam, sonsuz teşekkürler, yüzümdeki tebessüme BD. Telefon numarası da var. Oha abi, BD kim? Kızım belli ki yanlış gelmiş işte, ver şunu. Yanlış manlış ya, okuturum ben bunu. Neden okuturum ya? Bıraksana kızım. Deli para eder, yarısı benim. Bırak herkinize, bırak. Filiz, Mete, ver bakayım bunu bana. Tamam, bu geri gönderecek bir şey. Bize ait değil. Yarın ilk iş bunu götüreceksin. Duydun mu beni abi? Tamam. Gidecek o. Anne! Niye yatmadın sen? O ne? Babamın eski paltosu dolapta buldum. Aman, yanığı vardı onun. Etek ucunda ama kesip kısalttım. Yeni gibi oldu. Okula giderken giyerim artık. İyi, hadi yat. Bak Işık abine vuruyor. Çocuk işe gidecek daha. Uyuyamadı. Tamam, işim bitsin. Kalıbın çökmesiyle yaşanan faciada 3 çocuk babası Hüseyin Söylemez hayatını kaybederken 2 işçi de ağır yaralandı. İhmal sonucu gelişen kazadan anne, sonra kapatılan... Babamın paltosu vardı ya dün gece tamir ettiğim. Nerede, gördün mü? İşçi
Bak işte orada. Ah. Hey maşallah. Kurban olsunlar verini. Anam ben çıkıyorum, var mı diyeceğim bir şey? Yok. Ellerinden öptüm o zaman. Canım benim, aman dikkat et üşüme yavrum. Mete. Efendim? Bunu al. Demirkan Holding'e gidecek oğlum bu. Berrak Demirkan'a. Emre ne olur abim? Heh, atlama tamam mı? Akşama gönderildiği risalesi sende. Not ne yazacağım? Not bir şey yazma oğlum, ne yazacağım? Hadi dikkatli sür. Tamam. Hediyeye bayıldım. En az senin kadar güzel. Teşekkür ederim. Ayaz Korkmaz. Yes, Birsel. Size bir kargo geldi. Hmm, aç bakalım neymiş. Bir not sadece. Ayaz Korkmaz'dan. Hediyeye bayıldım. En az senin kadar güzel. Teşekkür ederim. Tamam hadi bay. Aynen abi. Bir taraftan iş, bir taraftan telefoncu koşturuyorum işte. Bildiğin gibi. Tamam abi, sen ver abi benim numaramı. O arasın beni. Tamam abi. Berrak. Ne haber? İyidir, senden? İyi. Neden aramadın beni? Arayacak mıydın? Sana teşekkür etmek istiyorum. Ya aslında çikolatalar yetti. Gerek yok daha fazlasına. Teşekkürler. Bence bir kahve de içebiliriz. Ne dersin? Olurdu aslında ama işe gitmem lazım. Hatta geç kaldım. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
40 dakika. Ek zaman talep etmeyin. Hocam. Hocam çok özür dilerim. Girebilir miyim? Hayır, geç kaldım. Hocam 5 dakika geciktim. Fark etmez, çık. Hocam yapmayın, büte kalırım. Hocam, bizim yönetmelik gereği 10 dakika geç kalma hakkımız yok mu? Öyle mi çok bilmiş? Yani öyle. Almak zorundasınız sınava, yoksa ben de çıkarım. Bu sefer bölüm başkanına gidip durumu izah etmek gerekebilir falan. İş büyür. Tamam, susun. Geç yerine. Kalem. Affedersin. Ucu bitmiş bunun. Teşekkür ederim. Ne demek? Kalem. Kağıtlarınızı getirin artık. Asiye. Cesaretin için teşekkür ederim Ayaz. Gülsene, ne oldu Gülsene? İşe geç kaldım, gitmem lazım. Tamam, ders ama... Ben sana yazacağım, tamam mı? Beykoz'da, na tamam. Dış cephe var, iç duvarlar örülmedi. Tutun ki müşteri geldi, izni de var. Her katta değişiklik istiyor. İkili eşleşip çizeceksiniz. 35. kat, teras. Kim ister? Firuze? Selim? Tamam, ikinizin. 34. katı kim ister? Ahmet, Yusuf, ikiniz de. Ders bitmiştir. Firuze, Firuze. Ya. Niye el kaldırmadın? Ben hoşlanmıyorum ki. Yani yükseklikten. Tamam. Firuze. Ya, ya. Dur, dur, dur. Ya, ya dursana. Firuze. Ya. Ne gülüyorsun, komik mi? Şey, yürümek zorunda kalacağım şimdi. Firuze. Ah. O bize yolu yarın atır. Gel. Beyaz, ne yapıyorsun? Saçmalama. Ya. Güven bana, gel. Hadi gel. Ben çok şahaneyim. Güzelliğim gelir benim ezelden.
seyran. Aşk durağında indim, trafik tıkanmadan. Ne sağdan ne soldan gelen var. Abuk sabuk kabuslarmış bunlar. Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Firuze! Akşam gelecek misin? Sen? Sen gelirsen geleceğim. Geleceğim. Firuze geldin mi? Anne. Anne. Al 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 al. Al al, koptu belim, bakın bu ne? Ateş olmuş her yer. El değmiyor. Aldım gündeliği, pazara gömdüm geldim. Evde var 5 boğaz. 4 kişi çalışıyor, biz hala yetiştiremiyoruz. Bu ne biçim şey ya? Bir de elleme eziyon modası çıkmış. Nasıl seçeyim ben onu? Gözümle mi seçeyim? Anne. Akşam okulda bir panel var. Ben de gitmek istiyorum. Panel mi varmış? Tabii kızım, tabii git. Git. Ben bu aldıklarımızı güzelce yıkarım, ayıklarım, dolaba yerleştiririm. Yarın için abinin, babanın sefer taslarına 2 çeşit yemek yaparım. İpte çamaşırlar kaldı, onları da bir güzel toplarım, ütülerim, yerlerine yerleştiririm. E tabii bunun birilerini yapmasa, el alemin evini kırklamayı biliyoruz, değil mi? Kendi evimizi yapmayacağız mı? Yapacağız. E bunu kim yapacak? Ben yapacağım. Neden? Çünkü ben eşeğim. Ben yaparım anne. Sen yapacaksın tabii. Hiçbir yere gitmek yok. Üzgünüm, gelemiyorum. Gitmezsen gitmem. O zaman onlarla da home kafede buluşuruz. Olur. Hadi kalkalım. Geliyorum. Selam. Aa, merhaba. Merhaba, ne haber? İyidir, senden ne haber? Ne zamandır buradasın? Bir yarım saat falan oldu herhalde. E niye yanıma gelmedin o zaman? Görmedim ki. Berrak. Hadi, diyoruz. O zaman... bir ara ara bir şeyler içelim bari. Güzel olur. Görüşürüz. Bu o mu? Evet o. Yarım saattir de burada bekliyormuş. Takip ediyor net. İş görüşmesi için bekliyorsunuz değil mi? Mutfakta bir sıkıntı var. Patron geliyor şimdi görüşmeye. Tamam kardeşim, buradayım, bekliyorum. Siz gidin, ben sizin arkanızdan gelirim. Biz seninle böyle uzaktan uzağa bakışacak mıyız, yoksa artık bir adım sonra geçecek miyiz? Anlamadım. Utanmak sana çok yakışıyormuş. Yani bence çok daha çekici oluyorsun. Ortada bence bir yanlış anlaşılma var Berra. Seninle ilgilendiğimi düşünüyorsan eğer... hata bende, ben biraz yanlış anlattım sanırım kendimi.
Sen benim hayatımı kurtardın. İnsani olarak. Böyle düşün yani. Refleks gibi işte. Yani sürekli karşıma çıkıyorsun, gittiğim yerlere geliyorsun, gizli gizli beni takip ediyorsun. Tesadüf. Tesadüf mü? Tesadüf, başka bir açıklaması olamaz. Tesadüf. Tesadüften daha fazlası bence. Tuttuğun eli bırakmayacaksın. Bak Perrak, seni üzmek istemiyorum, kırmak istemiyorum asla. Çok da güzel bir kadınsın. Ama ben birini çok seviyorum. O yüzden benim kalbim dolu. Umarım karşılıklıdır o zaman. Yoksa çok can acıtıcı olabiliyor çünkü. Nasıl? Eğer bu anlaşmayı sağlarsak yıllık beton üretim hacmimiz %35 oranında artacak. Lütfen Berrak Hanım yapmayın. Çok önemli bir toplantı. Berrak. Hemen konuşmamız lazım abi. Hemen. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ne oldu? Kandırıldım. Resmen benimle oynadı. Kim? Ayaz. Hayatımı kurtaran adam. Tamam, onu anladım da ne yaptı onu söyle. Geçen yaz bizim şirkette staj görmüş. Belli ki planlı. Sonra kazada hayatımı kurtardı. Sadece teşekkür etmek için küçük bir hediye yolladım. Karşılığında bana böyle iltifatlarla dolu mesajlar yollamış. Hediyeye bayıldım. En az senin kadar güzel. Ayaz Korkmaz. Sonra gittiğim yerlere gelmeler. Gizli gizli seyretmeler. Beni izlemeler. Ben de sandım ki bana bir şey hissediyor. Benden hoşlanıyor. Ben de ona karşılık verdim. Ama sonra benden kaçıyor. Tamam, tamam Berrak. Gel buraya, gel buraya. Kaçıyor tamam, benden. Tamam, tatlım, sakin ol. Ne yapmamı istiyorsun onu söyle. Sanki biri girdi aramıza. Girmesin. Çıksın. Çıksın aramızdan. Sevsin beni. Gel buraya. Gel buraya. Sevsin istiyorum. Sevsin istiyorum o artık. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika Firuze, ne oluyor? Yok bir şey. Firuze. Ne oldu? Söylemeden bırakmam. Ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Korkuyorum bu kadar. Firuze, Firuze. Bak ben de korkuyorum. Ama kaçmayacağım. Ama sen diyorsan ki Ayaz, ben bırakacağım bu eli. O zaman sen bırak. Ben bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Bırakmazsan gidemem. Kalırım. Sana inanırım. İnanırsan inanırım.
Stajı bu yaz yapmış Ayas. Dosyasına baktım, çok başarılı. Dediği gibi şirkete bir teşekkür yazısı da yazmış. Ama gerisi takip etmesi, peşinden gitmesi falan ne kadar gerçek bilemedim. Fark eder mi? Karşılıksız olabilir. Seven Berrak Demirkan'sa karşılıksız olmaz. Olamaz. Gerisini ben halledebilirim. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Peki patron. Emredersiniz. Filiz bu ne? Ben demedim mi Filiz fotoğraf çekmek, hesap açmak falan yok diye? Nerede olduğumuzun anlaşıldığı fotoğrafları sosyal medyaya koymuyoruz diye söylemedim mi ben size, ikinize de? Abi bir şey olmaz diye düşündüm artık ben, ne bileyim. Ne olabilir ki artık ya? Ya ne demek bir şey olmaz? Sen bizim evden nasıl çıktığımızı hatır... Ya Filiz, babam bizi bulursa anneme ne yapar anneme? Ne yapar anneme? Abi, neden öyle şeyler söylüyorsun? Özür dilerim, ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. O fotoğrafı sil, hesabını da hemen kapat. Sen de. Tamam. Ya biliyorum. Hayalet gibi yaşamak zor, biliyorum. Ama yapacak bir şey var mı? Bizim hayatımız bu ya. Bir süre daha idare etmemiz lazım. Yanlış mıyım anne? Anne ben çıktım. Ayaz Bey, Ertan Bey sizinle görüşmek istiyor. Ne haber süper kahraman? Öğrendim ki kardeşim sana kalbini açmış. İlgine karşılık vermiş. Sen de ona bir cevap vermişsin ama duymak istediği değil. İlgi kısmını tam olarak anlayamadım ama... İyilikten maraz var. Onu çok iyi bilirim. Bu işin sonu oraya doğru gidiyor bakalım yavaş yavaş. Bak. Berrak çok hassas bir kız. Ben de ona çok düşkünüm. Biri onu üzsün, kırsın hayatta istemem. Gözünde bir damla yaş görmek, bir acı dolu bakışına denk gelmek. Kabul edeceğim bir şeyler değil. O gün var ya... Berrak'ın hayatını kurtardığın gün. Hı. İşte o günden sonra çok değişti Berrak. Gözünün içi ışıldar oldu. Hayata bağlandı. Artık bir amacı, bir arzusu, bir isteği var. O da sensin. Bütün bu anlattıklarım doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki... Kardeşimin aşkına karşılık ver, dünyayı önüne sereyim. Ne istersen yapayım, ne istersen. Benim de bir kardeşim var. Derdini anladım, eyvallah. Ama ben kendime yakıştıramazdım bir abi olarak kardeşim için başkasından sevgi dilenmeyi. Sana da olmadı. Bir abi olarak ona koca seçmek yerine... kalbi dolu olan bir adama arkasını dönüp gitmeyi öğretsen daha iyi olur. Beni dolayısıyla Berrak'ı reddediyorsun. Doğru anlıyorum değil mi? Aynen öyle. Hayır bilmez ailesi. Aynen öyle. Benim kalbim satılık değil. Öyle mi? Mersin'de miymiş? Güzel. Bulalım, getirelim babayı.
Madem arıyormuş ailesini, kavuşturalım. Sonrasında neler olacak izleyelim. Ukalalık yapmamayı öğrensin. Kırmızı alarm. Terapiye gitmemiş. Annem de ilaçlarını kontrol etmiş. Hiçbir eksilme yok diyor. Yani top sende Ertancığım. Kolay gelsin. Sen nereye? Geç kalmam. Ne haber tatlım? Hiç. Hiç? Hiç. İyi madem hiç, o zaman ben de Ayaz'la sohbetimizi anlatmayayım sana. Konuştunuz mu? Çocuğu biraz ürkütmüşsün. Ben mi? Evet. Ben ne yapmışım ki? Varlığın yeter. Sahip oldukların, kimliğin, soyadın. Yani bir kız arkadaşı yok öyle mi? Yok. Korkuları var sadece. Ona biraz zaman ver. Ben de ona bir iş vereyim ki durumlar eşitlensin. Rahatlasın. Tek yapman gereken şey beklemek. Beklerim. Beklerim tabii. Sen ne kadar dersen beklerim abi. Neflesi yokmuş. Geç kaldık sandım ama daha gelmemiş Selim. Ya belki bir işi çıkmıştır Selim'in. Ayaz ne yaptın? Ben ne yapacağım, bir şey yapmadım. Ya ne Firuze? Ortada bir takım anlamsız tebessümler. Yakınlaşmak için efendime söyleyeyim takla atmalar falan. Hiç hoş değil, can sıkıcı. Ben de konuştum, efendice konuştum. Biraz sınır dersi verdim arkadaşa, o kadar. O kadar. O kadar, öyle. Herkes haddini bilecek günün sonunda. Ya biz anlaştık. Vallahi anlaştık, bir sorun yok. Ya ne? Bunun yapılandırması var, bunun çizimi var. Nereden baksan 2-3 haftalık süreç. Olmaz, anlatabiliyor muyum? Sizi öyle yan yana görmek... Kafayı yerim, vallahi billahi kafayı yerim. Ne yapıyoruz peki o zaman? İkinci katımı yapıyoruz. İşte... Orada bir karışıklık oldu. Bir bedel ödemek gerekiyordu. Nasıl çıkacaksın peki? Seninle çıkarsam... Çıkarım. Hem de olsun. Hoppala. Nasıl? Firuze, çok yaklaşmasak mı? Manzarayı görmen lazım. Ya... inadına mı yapıyorsun? Senin işin bu. Bir gün mutlaka yapman gerekecek. Baba korkuyorum. Yanımda baba. Korkuyorum baba. Baba korkuyorum. Hadi. Sadece güven. Ayaz. Ayaz, iyi misin? Beş yaşlarında var yokum. Ya ben bir şey yapmışım da ama ne yaptığımı bilmiyorum ki yani. O da kızmış bir şey. Babam. Ama yine neye kızdığını bilmiyorum tabii. Ayak bileklerimden beni öyle tuttu. İki eliyle. Balkondan aşağıya beni sallandırdı, beni silkeledi.
Ya tabii biz ikinci katta oturuyoruz. Hani çok da yüksek değil. Ama ben... Özür sana ait değil Firuze. Hadi bakalım. Emin misin? Güzelmiş özgürlük. Başardım. Sayende sevgilim. Sayende. Oh. Oh be. Firuze yeter. Ayaz. Ayaz dur, çok ıslan. Ya ıslandık zaten. Savaşma artık. Ne yapıyorsun? Ayaz ne yapıyorsun? Gel. Gel. Hayır. Garip bir yolcu gibi gurbet ellerde gezerken seninle karşılaşmıştım. Bakışın kor gibi beni yakarken ikimiz öylece donup kalmıştı. Beklenmeyen misafirdi. İnan sen benim gönlümce. Böylesine tatmamıştı. Benim gönlümce böylesine tatmamıştı.
verseydin bana. Buruz'a mı? Buruz'a titriyorsun sen. Yine de titriyorsun. Mutluluk ne demek öğrettin bana. Ne olur. Hadi bir yer bulalım hadi. Daha kalsana. İnan sen benim gönlümce. Rose, bir yere girmemiz lazım artık. Kimse yok mu? Ayaz, ne diyeceksen der misin artık? Bak, eve geç kalacağım. Tamam, bir oturalım. Bak, 10 dakikam var sadece, o kadar. Tamam, razıyım. Ya Firuze. Hı? Hayatta böyle hiç eksik hissettiğin, eksik kaldığını hissettiğin yerler oldu mu? Çok kez. Peki, tamamlandın mı? Yani bunu şu yüzden söylüyorum, ikimiz de farklıyız ya. Ama bu farklara rağmen hala bir arada kalabiliyoruz. Orası kesin. Ya. Firuze sen... Sen benim bir parçam gibi oldun. Ben sensiz nefes alamıyorum. Ben istiyorum ki bu... Yani ben kendi adıma, benim ömrümün sonuna kadar bu sürsün istiyorum ben yani, kendi adıma. Ya sen de istersen tabii.
Ne? Gelininle tanışacaksın yakında. Getireceğim gelinini sana. Bayılacaksın anne. Polisi arayacağım, diyeceğim ki ben yaptım diye. Hayat, hayır, hayır ben. Anne, anne, anne. Hayır Hayat, sakın üzerine alma. Asla izin vermem. Bu günah benim. Anne, nasıl izin vereyim? Asla, sakın yaklaşma. Ben yaptım, ben öldürdüm. Cezasını ben çekeceğim Ayaz. Ben nasıl izin vereyim? Zaten yıllarca çektiği kahrın, zulmü, döktüğü kanın haddi hesabı yok. Ben nasıl izin vereyim? Anne yapma ne olur. Beni neye mahkum bırakıyorsun sen? Yapma. Sakin ol. Tamam. Hadi sakin ol. Sakin ol. Kimsin? Ayaz abin mi gönderdi seni? Bence o gönderdi. Çünkü papatyayı sevdiğini sadece o biliyor. Nerede Ayaz abin? Nereye gidiyorsun? Ayaz! Ayaz! Bakalım neredeymiş? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Aradığınız numara kullanılmamaktadır.
arkadaşlar, Ayaz'ı gördünüz mü? Hayır, sen gördün mü? İnsan birdenbire ortadan kaybolur mu? Bir acı veda etmeden, hoşça kal diye gözyaşı dökmeden, bir iz bile bırakmadan, bir kavgayı bile bahane etmeden. Geriye kalan bir sürü soru, hepsi cevapsız, terk edilmiş, en az benim kadar ıssız. Kere seslendim, duymadın mı? Sana söylüyorum kızım ya. Allah'ım sen bana sabır ver. 2 ayda uçtu gitti kızın aklı. Kimin için dökülüyorsa o gözyaşları değmez. Yaz bu dediklerimi bir kenara. Ağlayanlardan değil, ağlatanlardan olacaksın. Ağlıyorsan da boynuna gerdanlık takacak olan için ağlayacaksın. Gönlünü almasını bilen için. Anne lütfen. Anne lütfen. Şurada hayat dersi veriyoruz herhalde sana. Ben yandım, sen yanma diye. Bak bana. Yıllar tıkır tıkır geçiyor, hiç acıması yok. Ben bir yürürdüm. Arkamdan bahar gelirdi. Saçımın gürlüğünden tokalar kırılırdı. Benim boynumda nazar boncuğu durmazdı ve çat diye 2'ye ayrılırdı. Ben böyle miydim sanıyorsun? Verdim gitti gençliğim. Neye verdiysem. Kime? Benim de hakkım değil miydi güzel evlerde oturmak? Musluğu açayım, şakır şakır sıcak su aksın. Bilezikleri takayım. Misafirliğe gideyim. Bir tapu üstünde fotoğrafım bile yok. Demem o ki, aklını başına topla, yakma kendini. Gülse, bana bir kahve yap. Thank you.
afiyet olsun. Otur kızım. Kızım, bu döktüğün gözyaşları, bu kahrın neden kime bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, kızım sen benim buramdasın. Ve seni benim gibi şurasında taşımayacak adama yol ver gitsin. Ağlama güzel kızım, ağlama. Bugün bıraktım peşine düşmeyi, sorularıma cevap aramayı. Vazgeçtim ondan, sevmekten. Son kez ağladım. Son kez bıraktım aşka gözyaşımı. Ben bir ay önce Demirkan inşaatınızda işe başlayıp geçen hafta vefat eden şantiye şefi yerine vekalet eden Yaşar Pınar. Şantiyedeki yük asansörünü incelediğimde motorunun sık arıza verdiğini, kapasitesinin üstünde yük taşındığını, katlar arası kayma yaptığını, fren pabuçlarının yıprandığını fark ettim. İşçilerin hayatı tehlikededir. Bir faciaya sebep vermemek için gereken önlemin alınmasını rica ederim. Firuze! Yine yattın mı kız? Bu sofra seni mi bekleyecek? Yedi kaldır öyle git. Hizmetçiniz yok sizin. Elvan, kaçta çıkacaksın sen bugün okuldan? Bugün biraz erken çıksan. Sağ ol hanım. Ya da hiç gitme. Çok devamsızlığım var anne. E ben ne yapayım? İki katlı eve gideceğim. Akşama kadar bitmez. Kaç banyo var biliyor musun? 4. E ben belleniyor. Sen git okuluna ablacığım. Ben iş çıkışı yetişir gelirim anne. Banyoları da bana bırak, ben temizlerim. Vay, üniversiteli fırçacı. Yapmadığım şey mi? Anne sen konuştun mu adamlarla? Konuştum, kurban olsunlar, konuştum. Ay sonunda bir tane şoför işten çıkacakmış. O zaman da seni alacaklar direktman. Süper. Senin zaten bir işin yok mu Faruk? Var da bunun şartları daha iyi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bir aydır işe gitmediğini bilmiyor muyum? Kovulmuşsun. Neden? Gene kavgadan. Of, ne yapıyorsun Yaşar? Sabah sabah fal mı bakıyorsun? Kızım, şu ellerime iyi gelen bir krem vardı. Şuna bir baksana. Bakayım baba. Ben süreyim mi? Sürüver kızım sevabına. Şu eldivenleri çıkarmasan baba. Bak iki gün düzeliyor, sonra yine aynı. Haklısın da alışamadım be kızım. Ama söz, senin güzel hatırına takacağım. Thank you.
geldiği günler oldu. Yaşar. Dün Necmi'nin karısı uğradı da dedim Yaşar şef oldu. Aman bana bir akıllar verdi. Sen de artık işçi alımlarına bakacak mısın ya onun kocası gibi. Vekaleten Aliye geçici. Ha işte geçerken vur sen de. Bak Necmi işe aldığı her işçiden %10 cebe atıyormuş tamam mı? %10 çok değil. Ya çok iyi olur be Yaşar. Ev alırız bak bu kiradan kurtuluruz. Ya ne bakıyorsun ya? Ekmek veriyorsun sen onlara. Senin sayende para kazanıyorlar. Rızkı veren hüdadır, kul değil. Ben vesile olurum acaba. Ama neyse ne. Al işte komisyonunu. Bak ev almış onlar. Ya Aliye, bu eve haram lokma getirdiğimi gördün mü sen? Ben kimsenin hakkını gasp etmem. Aman iyi. Sen gasp etme. Gelirimizde bir gıdım artmasın. Ben de gideyim el alemin evini temizleyeyim sabahtan akşama. Bu duvarlarla küf tutayım ben de. Kiralarda sürünelim. Ya Yaşar, belim bakınım hep tutuk. Böyle kalayım iki büklüm. Ondan sonra ne yapacaksınız bakalım? Ya sabır. Ya ne sabır ya? Bana sabır. Çekil kız sen de. Ya bismillah. Baba. Babacığım. Bu ne kızım? Baba senin ağzından asansör için dilekçe yazdım. Bir imza atsan yeter. İyi de kızım ben zaten proje müdürüyle görüşeceğim. Ona rapor ettireceğim zaten. Baba kendin demedin mi çökme yüzünden diğer inşaata gittiler diye? Baba bak geçici de olsa şantiye şefi sensin. Yani bütün sorumluluk senin. O yüzden al bunu bence kendi ellerine götür şirkete ver. Onlar da bir an önce ilgilensinler tamam mı? Doğru söylüyorsun kızım. Ben bugün şirkete gideyim. Hatta gitmişken Entebe'ye. İt ite it kuyruğuna bu iş uzamasın. Uyku düne kalmadı vallahi. Benim kadar onlar da her candan mesul neticede. İşte benim babam. Kusun ben. Ustam günaydın. Hadi bakalım. Firuze, kız geldi kaldır şu sofrayı. Bir 5 dakika göreceğim o kadar. Beyefendi niçin görüşeceksiniz? İşle ilgili bir mesele. Beyefendi iyi de Ertan Bey yerinde yok ama. Bir problem varsa söyleyin biz yardımcı olabiliriz ha. Var mı bir sorun? Sağ olun. Hoş geldiniz Ertan Bey. Günaydın Ertan Bey. Ben Demirkan İnşaat'tan vekil şantiye şefi Yaşar. Şantiyenin asansörünün durumu iyi değil. Ben firmanın teknikerini de çağırdım baktı. O da dedi binmeyin diye. Malum böyle çok olay gördük. Allah korusun başımıza bir iş gelmeden tedbirimizi alalım diye dilekçe getirdim size. Şantiyenin şefi nerede? Sen niye vekalet ediyorsun? Ben seninle niye muhatap oluyorum? Şef vefat etti. Proje müdürü de Balat'taki inşaatta çökme varmış desteğe gitti. Durumdan haberi yok yani. Günaydın Ertan Bey. Proje müdürünün ilişiği kesilsin. Ayrıca yetki neden vasıfsız bir işçi de hesabını sor. Ertan koş. Berrakçası da. Yine mi? Çok korkuyorum Ertan bir şey yap. Delirmiş gibi. Onu uzun zamandır böyle görmedim. Aklım gitti. Çok derdi ne? Bilmediğim bir şey mi var? İlaçlarını falan mı aksatmış? Bilmiyorum ki. Geldi seni sordu. Gel dedim. Abla kardeş bir kahve içelim. Sonra birlikte dışarı çıkarız dedim. Cevap vermedi. Sonra telefonu çaldı. Bir baktım döndüm yok. Sonra güvenlik geldi işte. Berrak Hanım çatıda diye.
Burak'cığım bana gelmişsin. Yaklaşma. Tamam. Buradayım, kıpırdamıyorum. Ama konuşalım. Ne sıktı canını, anlat abine hadi. Sıkıntı sensin. Niye? Neden evlenmemize izin vermiyorsun? Sürekli yanımdan götürüyorsun onu. Bir yıldır Dubai'de. Ondan önce Azerbaycan, şimdi Gürcistan. İstemiyorsun. Bizim evlenmemizi, mutlu olmamızı istemiyorsun. Neden? Çok özür dilerim Berrak'cığım. Hiç fark etmemişim ama telafi edeceğim. İnan bana. Telafi edeceğim Berrak. Berrak. Biz mutlu olmak istiyoruz. Çok seviyorum onu. Boğulurum. Onsuz boğulurum, ölürüm ben. İzin ver, evlenelim. Tatlım, bana güveniyor musun? Bana güveniyor musun? Hı? Sana söz veriyorum, hiçbir yere gitmeyecek. Bu nikah kıyılacak, evleneceksiniz. Söz mü? Söz. Söz veriyorum. Hadi gel. Canım bak, bugün senin doğum günün. Hadi gel güzelim, hadi gel. Evet, hadi. Hadi ver elini bana. Hadi bak, bu saat oldu, ben bir şey yemedim yani. Boğaz'da otururuz, bir şeyler atıştırırız. Sonra düğünü konuşuruz. Kimler gelecek falan, gelinlik. Ha? Hadi. Hadi tatlım, ver elini bana. Hadi. Hadi canım. Hadi tatlım. Hadi bakalım, evet. Gel buraya. Güven bana. Güven. Güven abine. Üçüncülük. Eve gururla götürebileceğin şey birincilik kupası olmalıydı ancak. Bu utanç değil. Ver bakayım şunu. Hayır. Ertan, gerizekalılık yapma. Ver şunu bana. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Ver dedim sana şunu Ertan. Bırak. Vermiyorum. Ver dedim sana. Bırak. Ertan ver dedim. Vermiyorum. Vermiyorum. Ertan. Baba. Bırak dedim. Bırak şunu. Bırak dedim. Baba. Baba. Kurtaracağım. Bekle. Bekle. Kurtar beni. Ağlama abiciğim. Bekle. Kurtaracağım. Yardım edin. Affedersiniz. Hediyelik arıyorum da yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Arkadaşlar, beyefendiyle ilgilenebilir misiniz? Buyurun Ayaz Bey.
Aradığınızı bulamadınız galiba. Kim için arıyordunuz hediyeyi? Anneniz için mi? Yoksa sevgiliniz için mi? O zaman siyah seçelim bence. Çekip gittiğiniz dayasınızı tutarken de giyer. Bu nasıl? Beğenir mi? Beğenir. Bedeni olur mu? Hediye paketi olacak. Mutlu günlerde geçsin hanımefendi. Şule. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı efendim? Kuzum. İyi misin? Bu ne yüzsüzlük ya? Terbiyesiz, hayvan, pislik. Parayı da bulmuş. Buradan gelip hediye bakabildiğine göre. Şerefsiz. Senin arkandan bir böyle bir bakışı var. Böyle kilitlendi kaldı. Ne oluyor? Bir şey yok. Topluyoruz. Firuze, telefonun çalıyor. Efendim baba. Firuze kızı. Dilekçeyi verdim. Ertan Bey hem de. Mevzuyu da anlattım. Çok sevindim babacığım. Hadi akşama görüşürüz kızım. Allah'a emanet ol. Tamam. Akşama... Akşama görüşürüz. Firuze. 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 Ne var? Ne istiyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. İçimde sana ait bir cümle bile kalmadı benim. Giderken hepsini götürdüm. Kızgınsın bana. Pardon ya. Pardon, sıcak bir karşılama olmadı herhalde. Boynuna falan atlamamı mı bekliyordun? Keşke. 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 Ben keşke diyorum ben. Keşke seni hiç tanımasaydım. Keşke inanmasaydım. Keşke kalbimi açmasaydım. Seni hiç unutmadım ki. Hiç unutmadım. Firuze. Açtığım her yara için özür dilerim. Hepsi için. Ama Firuze. Beni sakın affetme. Sakın. Firuze,
Ne oyalandın be? Bu muydu yardımın? Bana bak, üst katta ilk odada benim büyük çanta kaldı. Katta gel. Hadi. Buyurun. Pardon. Çok özür dilerim. Ay. Allah bin bereket versin Nefise Hanımcığım. Heh, geldin mi kızım? Kızım mimar çıkıyor. Son sınavları artık. Dedim ev o kadar büyük ki dedim. Firuze dedim bana yardım et. Ellerine sağlık. Oldu. İyi akşamlar. Benim amacım ne? Senin hayatını kurtarmak. Okumakla olaydı. Bir köşeye taş olduydun. Ama yok, sen beni dinleme. Lafıma laf, kozuma koz. Dik burnunu göğe, bildiğini oku. Doğru. Bir zengin koca bulup eteklerine yapışamadım değil mi? Ne, yalan mı? Bak Nefise Hanım'a. Nasıl salınıyor? Parmağındaki yüzüğü görmedin mi? Kafam kadar taşı var. Kadının kolu sünmüş aşağıya. Hele boynundaki kolye adama ev aldırır vallahi. Bir de çirkin. Güzel bir şey olsa içim yanmaz. Yaşı da var onun değil mi bayağı? Benden büyük değil mi? Yaşı benden büyük değil Anne, mi? Niye zorluyorsun? Neyi zorluyorsun? Ha? Sence benden o yer bir şey çıkacak olsa çıkardı değil mi? Yapma, beni elin adamlarına sunma. Ben ne yapmışım bedelini zoruna bak. Oğlan banyoya girmiş, beni yolluyorsun. Yedin mi sanıyorsun? Yapma artık, vazgeç. Oğlan banyoya mı girmiş, ben nereden bileyim? Gerzek. Yaşar Usta, ben yarın biraz geç gelsem olur mu? Abimler Almanya'ya gidiyorlar. Olur olur. Allah kavuştursun Salih. Eyvallah usta. Yaşar Pınar! Yaşar Pınar! Yaşar Pınar, nerede asansör demin? Nerede?
yapıyorum bacım? Hem de asansörü daha açmadılar. Çok tehlikeli. Burada bir yaralı var. Yaşıyor olabilir. Yardım edin. Direkt koşun. Geçemem. Sana ben sen. Çok Ayaz nerede? Yukarı çıktı efendim. Ne yapıyorsun burada Ayaz? Ya biz nasıl ineceğiz aşağı? Bu insanların acılarının içinden biz nasıl geçeceğiz? Ha? Bırak şimdi arabesk arabesk konuşmayı. Ne yapacağız onu düşünelim. Hadi. Ya biz nasıl ineceğiz aşağı? Bu insanların yüzlerine nasıl bakacağız diyorum sana. Sen biliyor musun bu olay nasıl olmuş? Ertan bir şey söylesene. Nasıl olmuş burası?
Hadi işimiz gücümüz var, hadi. Biliyorsun. Sen burada ne olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ha? Bugün bir işçi geldi. Adını bile hatırlamıyorum. Yok asansörde kayma varmış. Yok asansörün motorunda arıza varmış falan. Bir de dilekçe yazmış. Ha? İşte bu. Böyle. Bildiğim her şey bu. Ya ne kadar kolay anlatıyorsun ya. Niye ilgilenmedin öyle de? Unuttum. Sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Ne demek unuttum ya? Burada kaç kişi öldü sen farkında mısın? Nasıl hesabını vereceksin bu insanların? Ertan unuttum ne demek? Bu ne sorumsuzluk? Sen ne diyorsun? Nasıl unuttun ya? Çünkü kardeşimin hayatını kurtarmaya çalışıyordum. Çatıya çıktı zor indirdim onu. Çünkü kardeşim mutsuz. Mutsuz. Nişanlısının onu sevmediğini, ondan kaçtığını düşünüyor. Bugün kendini öldürmek istedi. Hem de doğum gününde. İşte bütün gün onunla birlikteydim. Ne kadar çok sevildiğini anlatmaya çalıştım. Yakında da düğünü olacağına söz verdim. Anladın mı? Söz verdim. Her şey kardeşim için. Her şey ailemiz için. Bir tercih yapmam gerekiyordu. Ailemi seçtim. Ailemi. Tıpkı senin yaptığın gibi. Ayrıca burada bulunan herkesten daha kıymetli kardeşimin hayatı. Herkesten! Kimsenin hayatı kimseden üstün olamaz. Kendini boşuna temize çıkarmaya uğraşma. Bir telefonla bak abi. Ama önemsememiz. Lütfen olur musunuz? Ne oldu? Baba. Ne oldu? Nerede bu dilekçe ya? Yok. Yok. Mümkün değil. Buradaydı. Tam buraya koydum, buraya. İki saattir arıyorum. Olsa bulurdum. Nereye gitti o zaman? Nereye? Attın mı acaba? Hayır. Çöp boşaltılmış, attıysan da gitmiştir. Nasıl durumu?
daha iyi. İfadesini alabilirsiniz. Adliyedeki arkadaş aradı. Yaşar Pınar kendine gelmiş. İfadesini de almışlar. Ben Ertan Bey'e dilekçe verdim. Kendisinin arızadan haberi var demiş. Savcı seni ifadeye bekliyor. Başka ifade veren var mı? Var. Hepsi de lehimize. Herkes Yaşar Pınar'ın durumu bildiğini ama hiçbir şey yapmadığını söyleyecek. Birinin yanması gerekiyor neticede. Asansör teknisyeni de bizim lehimize ifade vermiş. Ben Yaşar Usta'ya mühürleyelim. Kimse asansörü kullanmasın dedim. Beni dinlemedi demiş. Güzel. İki işi de ben eklettim. Hı. Sözde bu konuşmaya şahit olan şüphe kalmasın sağlama alalım. İyi, güzel. Allah'tan paraya çok ihtiyacı olan insanlar ne desek yapıyorlar. Atlamayacağını biliyorum ama şu ifadenin bir üzerinden geçelim mi yine? Mehve sakin. Ya yargılanman kesin biliyorsun değil mi? Tutuksuz yargılanmanı sağlayacağım ama tanığını deklare etmen gerekiyor. Elimizdeki en büyük koz o olabilir. Konuştun, ayarladın değil mi? Mehveş. Sakin. Sakin. Ya şu sendeki soğukkanlılıktan bir parça da bana transfer edebilsek keşke. Haberleşiriz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Firuze. Nasıl oldu kızım baban? Daha iyi olacak inşallah. İnşallah kızım. Allah şifa versin. Amin. Sen be? Cenazeden bir çıktık baktık yoksun. Kimdi o gelen? Şirketten yollamışlar. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyor. İki gündür neredelermiş? Babam hastanede can çekişirken, Ahmet abinin tabutu taşınırken. Bilmiyorum. Gelen kimdi? Of, avukatları. Derdiniz varsa derman olalım diyorlar işte. Ne bileyim ben, hastaneydi, başka ihtiyaçlardı falan. Anlamadım. Ya işte tazminat gibi düşün. Para. Evet. Ölenlere tazminat varmış da bize de dediler aileleri ikna edin. Biz o zaman sizi de görürüz dediler kibarca. Asla para falan kabul etmeyeceğiz. Allah Allah. Neden? Neden mi? Ha? Babam onlar yüzünden hastanede. Vicdanlarını verdikleri iki kuruşla temizlemelerine izin vermem. Cezalarını çekecekler. Bedelini ödeyecekler. Duydunuz mu? Kızım kaza bu, takdiri ilahi. Adamlar ne? Ne kazası anne? Babam yaşıyor olabilir ama 13 insan öldü. Ya tamam kızım, onlar da alacak para. Hiç. Ya, biz almayacağız ki parayı. Ya kafanı kullan, kafanı. Şimdi kalksa biri içeri girse kime ne, anne ne faydası var? Kimin ne faydası var? Ama biz, bak para ilaç gibi gelir, ilaç. Anladın? O para evimize girmeyecek, kursağımızdan geçmeyecek. Tamam sen geçirme, ben gayet güzel geçiririm, olur mu? Ölsem izin vermem. Sen kimsin? Sana kim soruyor? Ha? Sen kimsin? Fazla konuşma, alacağım bak. Sakın! Sakın! Erkek olmam, büyüğüm olmam bana el kaldırabileceğin anlamına gelmiyor. Anladın mı? Sakın. Babam eve dönünce ne diyeceksiniz anne? Senin bu hale gelmen bize kazanç oldu mu diyeceksin sen? Bana bak, bu ne artistik yapıyorsun? Sen kime artistik yapıyorsun lan? Bana bak Firuze, senin o sesini var ya, konuşan sesini kırtlağına gömerim, anladın mı, kırtlağına? Benim dediğim olacak bu evde. O kadar. Babam yok, gitti, yok şu anda. O gelene kadar ben ne diyorsam ne olacak? Sen ne yapacaksın köpek gibi? Sen beni böyle bağırarak susturamazsın. Dava edeceğim. Herkes bedelini ödeyecek ama parayla değil, adaletle. Ya havle ve la kuvvete inna binna ya sabi. Ne var? Nereye gidiyor bu? Tabanı yanık it gibi koşuyor, baksana. Size
Zehra ablayı çağırır mısın? Vallahi işi bozacak, ben sana diyeyim. Nereye bozuyor anne ya? Hele bir yeltensin. Kanında boğarım. Oğlum kapı kapı geziyor kör mü? Aç bu insanlar anne, aç. Adaletle karın doyuyor mu? Doymaz. Ben hepsiyle konuştum, ikna ettim, merak etme sen. Ben komisyonumu yedirir miyim be kimseye? Zehra abla. Firuze, ne oldu? Zehra abla, sana da geldiler mi? Hı? Şirketten diyorum, sana da geldiler mi? Ha, bir avukat geldi abinle beraber. Ne dediler? Para falan mı verelim dediler? Galiba kayınpederimle konuştular. Ben bilmem. Kan parası o Zehra abla. Dava açmayın diye, susun diye. Eğer siz o parayı alırsanız dava açamayız. Katiller de cezasını çekemez. Ne katili kızım? Bıçaklanmadı ya benim kocam. Takdiri ilahi. Allah verdi, Allah aldı. Zehra abla, ne diyorsun sen? Babam uyardı, asansör arızalıydı. Teknisyen de biliyor. Firuze, hadi git kızım. Bak benim acım bana yeter. Hadi, Allah kalana sağlık versin. Otur babana dua et. Hadi, ben gidiyorum kahve. Oğlum. Ya gitme sen. Bak babası hastanede yatıyor. Oğlan gelmiş burada oyun oynuyor. Dedirtme millete. Oyun oynamaya gitmiyorum be anneciğim. Borcumu vereceğim. Ha, iyi. Yarın para geliyor ya. Sen de Yasin abiyi ara de ki biz de artık taksit vermeyeceğiz. Hepsini bir anda vereceğiz. Hepsini. Ha. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Yalan söylemiş. Yemek yiyorum. Afiyet olsun. Bu ne? Dilekçeden niye bahsetmedin Ertan? Bahsetsem ne fark eder? Olan oldu. İnsanlar öldü. Niye kendimi boş yere yakayım ki? Boş yere mi? Bu nasıl bir kafa ya? Sen suçlusun. Değer vermedin insanlara. Önemsemedin onları. Suçlusun sen Ertan. Cezanı da çekeceksin. Ne yani? Yıllarca hapis mi yatayım? Gerekirse evet. Bu işler böyle yürümüyor Ayas. Tabii senin bunu anlaman çok zor geldiğin yer itibariyle. Senin için çürümüş Ertan. Adalet bu çarpık düşüncelerine, inançlarına göre hareket edecek değil. Onlara göre karar verecek değil. Bu asansörün arızasıyla alakalı bir bilgin var mı diye sana sormayacaklar mı? Bu dilekçeyi getiren işçi söylemeyecek mi? Ben Ertan Bey'e kadar gittim ama o beni sallamadı. Göz göre göre ölüme terk etti bütün işçileri demeyecek mi? Diyemeyecek. Çünkü adam ölüm döşeğinde. Bir suçlu için yeterince sessiz. Bir kıvılcım alınca hemen tutuşuyorsun Ayas. Hemen. Sonuna kadar okumamışsın. Şöyle ki. Bak buraya. Oku. Bu durumdan benim hiç haberim olmadı. Bu dilekçe bana hiç gelmedi. Zaten gelemezdi çünkü ben o an seninleydim. Gelse sen de bilirdin. Değil mi? Çok güvenilir bir tanığım var Ayas. Ayas. İşe bulaştırma Ertan. Sakın.
Evet, ne yaptınız? Fehmi Yaşar Pınar'ın ailesiyle görüştü. Çok zavallılar. Karısı evlere temizliğe gidiyor. İki kızı var. Biri lisede, diğeri tezgahtar. Ha bir de oğlu var. Tam çakal. Aç gözlü. Açıktan para teklif edemeyeceğim için sen aileleri kan parasına ikna et, biz de sana komisyon verelim dedim. Ne yaptı? Hemen atladı. Zaten borç içinde yüzüyorlar. Kira, kredi. Bitik durumdalar. Güzel. Babaları suçlandığında peşimize düşecek güçleri yok. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Ayaz Yaşar Pınar'ın ölmek üzere olduğunu sanıyor. Dikkat edelim, gerçeği öğrenmesin, yoksa bize tanıklık yapmaz. Faruk. Ya anne şey, kapı kapandı. Evin kapısı, bir açsana onu bana. Kapı mı? Ne yapıyorsun oğlum sen sabahın körü dışarıda? Ya anne ben bu arabayı ödünç aldım ya. He. Kapısını açık mı unuttum, ne oldu, uyku tutmadı beni. Geldim onu kontrol ettim. He. Geçeyim mi? Geç oğlum. Annem, şu kravatı bir bağlasana sultanım ya, vallahi. Lan oğlum ben ne anlarım o işlerden? Firuze bilir onları. Aman beni sabah sabah Firuze ile o şirret kızına muhatap etme Allah aşkına. Demem ki zaten, uğramıyor eve. Babasının yanında kalıyor hep. Kalsın. Üst baş değiştirmeye gelirse anca o işte. Lan oğlum ya, şu Yasin'le konuştum da zaten hesabı çıkarmış çoktan. Yavrum şunun kirasını verelim de kapatsın çenesini ha. Hı, tamam, öderiz ya. Al yavrum. Sağ ol anam. Nasıl kızım baban? İyi ama toparlayamadı daha. Kravata gerek yok ya. Abi nereye? İş görüşmesine. Al yavrum. Sağ ol anam. İyi yavrum. Abi, bunca yıl babam sayesinde tek lokma haram geçmedi kursağımızdan. El ele veririz. Çalışırız. Ben gerekirse iki işte birden çalışırım. Ama o parayı alma. Alma ki adalet yerini bulsun. Ne konuştu Firuze ya? Hakikaten ha. Size afiyet olsun. Hiç mi sızlamıyor vicdanın? Hiç sızlamıyor. Hiç. Anne. Anne nasıl bakacaksınız babamın yüzüne? Oğluna bir şey söylesene. Aman be kılım, amma abarttın sen de ha. Ya, ya siz nasıl vicdansız insanlarsınız ya? Siz nasıl vicdansız insanlarsınız? Bir çakarım vallahi duvara yapışırsın dümdüz ha. Ne oluyorsunuz ya? Manyağa bak, yaktı bizi. Şu halimize bak. Abi, abi. Abi bak bir dur bir dinle. Bak Firuze çekil ayağımın altından. Bak basacağım geçeceğim üstüne en sonunda ha. Ya çekilmem. Ölüm için öyle git. Aa bağıracağım şimdi, yangın var diye. Gir lan içeri. Bırak. Ya ne yapıyorsun bırak. Kar artık. Ya bırak. Bırak. Ne yapıyorsun bırak. Gir içeri. Aç şu kapıyı. Ya aç. Ya aç şu kapıyı. Aç dedim sana. Girsene içeri. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aç, aç, aç. Aç şu kapıyı. Aa. Sinirlenme yavrum. Anne aç. Aç kapıyı, aç, 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 aç. Aç, aç, aç. Aç. Kapalı anne. Uf, ya bir daha ara. Çekmiyordur. Vallahi çekmiyor gibi değil. Kafadan kapalı. Sen ara gene. Vallahi bir şey geldi oğlumun başına.
Kapı, kapı, kız kapı. Kalksana. Çabuk 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 kapıya bak. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Ay Allah'ım ya. Ne oldu? Bir haber var mı? Var Aliye teyze. Arabayı bulduk. Bu Yaşar abinin inşaat şirketinin orada. Anahtarı bırakıp gitmiş Faruk. Allah'tan fark edip de arabayı alıp giden olmamış. Aldı paraları kaçtı biricik oğlum. Doğru konuş. Yapmaz öyle şeyler Faruk. Ben arabayı aldım. Polis de aramaya devam ediyor. Benlik bir şey yoksa ben kaçayım Aliye teyze. Tamam tamam sağ ol. Hadi güle güle. Kız manyak. El alemin yanında ne biçim laflar onlar öyle? El alemin yanında demem mi rahatsız etti yoksa gerçek olması mı? Gerçek falan değil. Gerçek. Yıllarca önümüzden aldın, oğluna yedirdin. Elvan'dan da, benden de üstün tuttun. Ne kabahat işlediyse örttün. Al sana, buldun işte layığını. Ya sus! Oğlum paraları aldı gitti. Seni de terk etti. Sus! Katlara malzemeden çekildi mi? Kaçıncı kata kadar sıva çekildi? Hepsinin raporunu istiyorum. Tamam Ayaz Bey. Tamam Ahmet Usta, sağ ol. Kolay gelsin. Olay yeri inceleme tamam. Kaza tutanağı da hazırlandı. Artık bir zahmet savcıya ifade vermen gerekiyor. O insanların acılarının üstüne basıp geçelim diyorsun resmen. Pisliğine beni de ortak edip elimi kirletmemi istiyorsun. Büyük laflar bunlar Ayaz Bey. Aldıklarına say. Borcunu öde. Kim suçlanacak? Hastanedeki ağır yaralı olan bir işçi. Kurtulamaz dedi doktorlar. Bugün yarın. Diyeceğim o ki benim yerime kimse yatmayacak. Ölü bir adam suçlu olacak. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Bazen ailelerimiz için kendimizi feda edebiliyoruz. Evin erkeği olmak bunu gerektirebiliyor. Bir saatim var. Savcı bekliyor. Keşke haberim olsaydı da önlem alabilseydik. Ne asansörün motor arızasından ne de yük fazlasından haberim yoktu. Sonuçta bir sürü insan çalışıyor burada. Her biri de işinin ehli, işinde yetkili. Ama arada böyle çürük yumurtalar çıkabiliyor. Büyük ihmal. Çok üzücü. Çok. Geride kalan acılı ailelerin yaralarını sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben kendi adıma söz veriyorum. Böylesi bir ihmal rahmetli babamın soyadımızı verdiği bu şirkete yakışmaz. Kapat şunu Şule. Yalan söylüyor. Dilekçeyi aldığını ben biliyorum. Neyse ki babam bütün gerçeği anlattı. Soruşturma bitsin. Her şey ortaya çıkacak. Ayaz'cığım, savcı beyin işi var. Devam etsek? Kaza sonrası olay yerine aramızdan ilk giden Ayaz'dı. Çok etkilendi haliyle. Olay günü sabahına dönecek olursak, şirkete Ertan Demirkan'la birlikte geldiniz, öyle değil mi? Evet. Beraber asansöre bindik. Peki yalnız mıydınız? Yalnızdık. Asansörle yukarı çıkarken katlardan binen inen oldu mu peki? Olmadı. Buyurun siz devam edin, dinliyorum. Biz 14. kata çıktık, Ertan'ın odasına girdik. Anlamadım. Hangi oda? Toplantı odası demek istedin sanırım. Evet, evet. Toplantı odası. Bizim şirketimizin yeni bir inşaatı var da onunla alakalı bir toplantı yaptık Ertan Bey'le. Siz toplantı yaparken ya da koridorda asansörle ilgili herhangi biri size bir belge, bilgi verdi mi peki?
vermedi. Babacığım. Yavaş. Ay doktor bey. İyi değil mi Yaşar? Sorun yok. Bana kalsa en az 3 gün daha yatırırdım. Ama bana kızlarım bakar dedi. Bakarız tabii canım alimallah. Kaburgasında kırık var. İç kanama geçiren organları yorgun. Herhangi bir değişim görürseniz hemen hastaneye. Tamam. Ya iyiyim ben doktor. Saldın korkuyu, nefes aldırmazlar şimdi bana bunlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Faruk nerede? Elvan ablacığım hadi sen bir taksi çağır. Dolmuşla gideriz. Taksiye ne gerek var kızım? Babacığım sen doktor duymadın mı bu halinle? Hadi. Yaşar Pınar. Benim. Emniyete gelmeniz gerekiyor. Babam ifadesini verdi memur bey. İfade değil. Gözaltına alınıyor. Ne? O da nereden çıktı? Ne demek o ya? Memur bey. Baba? Merak etme kızım. Bir yanlışlık olması lazım. Adam hasta. Memur bey ne gözaltısından bahsediyorsunuz? Bakın benim babam ifadesini zaten verdi. Ya hasta adam görmüyor musunuz? Daha yeni hastaneden çıktık. Yapmayın ne olursunuz bir yanlış. Baba bir şey söyle lütfen. Merak etme kızım. Şimdi anlarız. Memur bey yapmayın lütfen. Benim babam suçsuz. Babamı böyle götüremezsiniz. Memur bey yapmayın lütfen. Savcı adamı aldırmış hastaneden. Bizlik bir şey var mı? Yok. Her şey kontrol altında. Güzel. Ayaz adamın iyileştiğini bilmiyor. Hala ölmek üzere olduğunu sanıyor. Bırakalım öyle biz. Babam. Kızım. İyiyim kızım, iyiyim. Kızım. Bu kadar çabuk. Sevince bir göz kırpımında özlersin kızım. Baba ne olmuş? Ne olmuş bir şey anlattılar mı? Ne kadar sürecekmiş daha bu? Birkaç işçi aleyhime ifade vermiş. Nasıl? Nasıl ya? Baba kimmiş ifade verenler? Bir önemi yok. Baba bak ben şimdi avukat buldum. Şimdi oraya gideceğim. Sen merak etme. Tamam. Ben bugüne kadar buna benzer çok olay gördüm. Bu yaşıma geldim. Daha bizim taraftan kazanana hiç şahit. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Asla kabul etmiyorum baba. Sen evlatsız kalmaya razı olabilirsin ama ben babasız kalmaya razı değilim. Sen şimdi bu dilekçeyi ben yazdım diyorsun. Hı hı. Kendi adına mı? Babamın adına.
İmza kimin? Babamın. Ama attığını görmemişsin. İmzasız dilekçe mi olur? Haklısınız ama öyle ya da böyle yazılı bir şey var ortada. Hayır yok. Adalet. Gel kızım gel gel adalet. Ama yani bu çok umutsuzca bir durum. Tavrınız, yaklaşımınız, siz daha baştan böyle... Asla. Ben hep sizden artıya giderim. Önce resmi görelim, sonra kendi resmimizi çizeriz. Ortada bir suç varsa delil de vardır. Yeter ki bulmaya zaman olsun. O zaman umut var öyle mi? Var. Ama zaman yok. Şimdi ölümlü bir kaza olduğu için baban tutuklu yargılanacak, haberin olsun. Dosyayı henüz görmedik. Karşı tarafta sıkı çalışıyor. Babanı suçlayan tehlikeli olduğunu bile bile insanları asansöre bindirdi diyenler varmış. Kimmiş onlar? Belli ki babamı para için satmışlar. İstesek de öğrenemeyiz. Savcı iddianameyi hazırlıyor. Bak şimdi sen bana şuraya telefonunu yaz. Mahkemeye ne zaman sevk edilir savcılıktan öğreneyim. Sonra arar haber veririm sana. Giderken çayın altını kapat. Mutfak solda. Adalet. Kızım. Adalet. Saat kapıda bekledim sizi, gelmediniz. Duruşmam vardı. Telefonlarımı da açmadınız. Kaybettim, bulamıyorum. Bir şey bulabildiniz mi peki? Yani bir gelişme var mı? Şantiyeye gittim. Hiç kimse babanın şirkete gittiğini doğrulamıyor. Sadece her zamankinden 1,5 saat daha geç gitmiş işe. Tamam işte, o sırada şirkete gidip dilekçeyi verdi. Acaba? Ne acaba? Bakın benim babam yalan söylemez. Siz inanmazsanız babama hakim nasıl inanacak? İyi bir avukat söylediğine inanan değil, inandırandır. Ayrıca bizim delile ihtiyacımız var. Lafa değil. Yaşar. Baba. Baba. Baba, baba bir şey de. Baba bir şey de, ne olursun baba. Kızım, annene, kardeşine sahip çık. Ne diyorsun ya Yaşar? Ne biçim iş bu? Kapama gözlerini kızım. Gördüğüm son mavilik gözlerin olsun. Deniz niyetine, gökyüzü niyetine. Götürmeyin ne olur. Yapma gözümeyin, bacım. Lütfen. Götürmemiz gerek. Baba. Yapma bacım. Lütfen beni yapma bacım, ayırmayın. Götürmemiz gerek. Babamdan ayırmayın lütfen. Lütfen efendim. Lütfen ayırmayın. Babamdan götürmeyin babamı. Yaşar. Baba. Elmanım. Ağlamayacak. Yaşar. Kızım. Bizi merak etme Yaşar. Baba vazgeçmeyeceğim. Baba vazgeçmeyeceğim. O dilekçeyi verdiğini ispat edeceğim. Öleceğimi bilsem de adaleti sağlayacağım. Ama denize de gökyüzüne de birlikte bakacağız baba. Baba! 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 Allah kurtarsın.
Yapma. Ertan'a bulaşırsan ölürsün. Amacın nedir, kimi kurtarmak istiyorsun bilmiyorum. İnan, bilmek de istemiyorum. Ama yapma. Keşke peki demek o kadar mümkün olsa. Ama başka çarem yok, mecburum. Tamam. Nasıl yardım edeyim peki? Ne istiyorsun? Beni fark etmesi lazım. Bunun için de dikkatini çekmem gerek. Gururuyla oyna. Ama boyun eğme. Delirir. Aklı gider. Kurtulmayı başardıktan sonra bir psikiyatriste gittim. Ertan'ın bir narsist olduğunu söyledi. Anca toparladım kendimi. İnsanlarla hep efendi köle ilişkisi kurar. Herkese boyun eğdirmek ister. Ki artık nasıl bir enerji saçıyorsa etrafına, yapmaz dediğin insan yapar, kölesi olur. Mesela ben. Bu anlattıklarınız, yaptığınız şey o kadar kıymetli ki. Umarım işe yarar. Çok teşekkür ederim. Dikkatli ol. İsmin aynı kaldı, istediğin gibi. Babam koydu, ondan hassasiyetim. Soyadın Özüm. Anne baba ölü, yetimhane çıkışlısı. Nüfus dökümün orada bakarsın zaten. Biz takıldık arkadaşlarla kapımıza göre. TC kimlik numaramı falan verebiliyorum değil mi? Yani işe gireceğim, mutlaka sisteme girip bakarlar. İstedikleri yere baksınlar. Taş gibi sistemdesin. Kızım, nüfus dairesinde halledildi işin, doğru mu? Diploman da yarına hazır. Görüşmem yarın ama. Sabahtan elinde olur, merak etme. Diplomasız gönderir miyiz seni? Yani bizdeki her şey tamam. Teşekkür ederim. Sonra? Celal ya. Anamızın hayrına değil ya. Biz de araya adam koyduk herhalde. Türkü söyleyerek olmuyor kızlar bu işler. Param yok. Sadece bu. Olur olur. Bu da olur. Benim bunu ihtimale bırakmamam lazım. Kim bilir kimler başvurmuştur. Ertan'ın damarına basıp onun dikkatini çekmem lazım. İki koli mal gelmiş. Onları ayıkla, yarın yollayalım. Tamam. İyi geceler. Ne diyeyim, zaten yapacaksın. Hadi dikkat et, tamam mı? Sadece bir gün. Şirkete girip görüntüleri alacağım, çıkacağım. Merak etme. İyi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Yeni şeyler denemek insana kendini keşfettirir. Bunu benimle tadacaksın. Gerçekten olmuyor. Evet evet, tamam. Gerçekten olmuyor. Yutacağım, bir zaman verirsen. Oldu mu? Olmadı. Zevk almadın ki. Çocuk eğiliyoruz işte. Yapma. Yaptırmasınlar. Ertan, senin insanlarla sorunun ne? Küçükken elinde kızgın şiş mi tutturdular? Ne oldu? Nedir yani sorunun ne? Sen bayağı cesur bir adam oldun Ayaz.
Ama dikkatli ol, cesur olmakla cüretkar olmak arasında fark vardır. Unutma. Afiyet olsun. Ayarlıyor musunuz Ayaz Bey? Benim arabam nerede kardeşim? Ayaz Bey'in aracı. Merhaba. Gelen hanımefendiyi bir evine bıraksın. Ertan gitti dersin. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Biraz dikkat eder misiniz? Ertan Bey. Anlamadım. Beklemiyordum zaten. Pardon. Özür mü dilediniz? Duyamadım. Suçlular özür diler. Ben suçlu değilim. Özür dile. Çek o elini, gebertirim seni. Sen özür dile. Adın ne senin? Sana ne? Boşuna diretme. Öğrenmem bir dakikamı alır. Bu tavırların özgüven patlaman falan. Bunlardan hoşlananlar olabilir. Ama ben onlardan değilim. Pardon, merak ettim. Sen hangilerindensin? Asla öğrenemeyeceksin. Ya. Özür dileriz Ertan Bey. Yapabileceğim bir şey var mı efendim? Kim efendim? Demin geçen kız. Mavi gözlü kız. Bilemedim. Sen niye duruyorsun ki burada? Tanımıyorum efendim. İlk kez gördüm. Merhaba, iyi günler. İş başvurusu için gelmiştim. Tamam, dosyanızı alayım. Buyurun. Tamam. Siz biraz oturun, ben sizi çağıracağım. Ben çıkıyorum, bu raporları bana mail atarsın. Tamam Ertan Bey, hoşçakalın.
yine mi sen? Burada çalışıyorsan iş başvurumu geri alayım. E yok, sen de benim gibi yeni başvurduysan seni eleyecek bir yol bulayım bari. Buyurun Ertan Bey. Bir kız var, iş başvurusunda bulunmuş. Kim acaba? Bilsem direkt söylerdim değil mi, sana sormazdım. Üstünde bej bir elbise var, kısa. Aa, o Firuze Özüm. Okul, staj. Oo, İTÜ Mimarlık. Göktayan'da 3 yıl staj, proje asistanlığı. Değerlendirmeleri de iyi. Güzel. Hemen işe alın, gelsin başlasın. Son. Babamın dilekçeyi verdiğini ispat edecek görüntüyü alıp boşa bir son vereceğim. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Yakalanman an meselesi vallahi. He? Yarın halledeceğim. Canan şimdi arar. Geç kaldı Firuz, hadi. Firuze Özüm. Dün işe alındım. Bugün ilk iş günü. Bir bakalım. Bundan sonra bulunma personel girişinden giriş yapacaksınız. Şuradaki turnike. Sadece turnike için mi? Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben yeni başladım, Firuze Özüm. Patronlar sizin kadar erkenci değil. Ertan Bey evdeki ofisine bekliyor sizi. Anlamadım. Şimdi şöyle, kapıda bekleyen bir şoför var. Aşağı inin, araç sizi alacak. Anlamadım, evine mi gideceğim? Evet, çünkü Ertan Bey öyle istedi. Biraz rahatsız da evden idare edecek bugün. Bunlar da üstünde çalışacağınız abime projesinin çizimleri. Sana emanet. Ertan Bey aşırı titizdir. İlk günün son günün olmasın. Geri gelmem gerekir mi peki? Hayır. Bir sorun mu var? Kolay gelsin. Thank you.
Öz. Günaydın. Bakın size ne sürprizim var. Bugün çok sorduğunuz smoothie'nin detaylarını sizinle paylaşacağım. Sadece içeriğinde bir tane salatalık, yeşil elma, limon ve nane. Matcha çayını da unutmuyoruz tabii ki. Her gün içmeyi unutmayın çünkü ben öyle yapıyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. İğrenç. Üf, çok saçma. Niye ben son dakika duyuyorum bunu? Hah, işte olay gelindi burada. Günaydın, selam. Alfi, gel bakalım kızım. Günaydın. Bir şey duydum ama inanamadım. Şu yanlış anlaşılmayı bir düzeltelim de içim rahatlasın. Of, gelinliğini kendinin tasarlayacağını söyledim. Ha. Yani yanlış anlaşılma falan yok. Kararım gayet net. Hayır, çok güzel bir fikir ama zaman yok. Atölyedeki bütün işleri ertelettim anneciğim. Herkes gelinliğimle ilgileniyor. Hmm. Diyelim bir aksilik oldu. Olmaz. Ama kestirip atıyorsun. Çünkü kararım gayet net ve açık anneciğim. Gelinliğimi kendim tasarlayacağım. Bu insan ömründe bir kere olacak bir şey. Pişman olursun. Merak etme anneciğim. Pişman olmayacak kadar çok seçeneğim var zaten. Tam 3 tane gelinliğim olacak. Sevgilim gelmiş. Beni görmeden gitmez. Görüşürüz. Alfi, gel kızım. Koş, 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 koş. Vazgeçmez demiştim sana. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler. Şirketten geliyorum. Ertan Bey çağırmış. Tabii geçin lütfen. Siz biraz bekleyin lütfen. Ben hemen haber veriyorum. Davetiyelerin tamamı bile ulaşmamış. Yemek seçimi yapılmadı. Konaklama yapacak misafirler için yer ayarlanmadı. Kusura bakma anne. Şirketi yönetirken atlamışım. Demirkan İnşaat'ın ilk eseri. Kocamın inşa ettiği ilk bina. Bu maket senin yaşından büyük. Bu sebeple paha biçilmez. Bakıyordum. Tabii bak. Bakılsın görülsün, unutulmasın diye kondu zaten buraya. Ama dokun diye değil. Şahsi algılama. Annem biraz gergin. Yakın zamanda düğünümüz var. Hoş geldin. Ertan Bey sen misin? Bilmiyor muydum? Bilmem mi gerekirdi? Senin yaşındaki kızlar genelde bilirler. Bizim yıldızımız barışmadı. Bence daha fazla zorlamayalım. Ben başka bir iş bulayım, siz de başka birini. Galiba birbirimizin sınavıyız. Ben vazgeçmiyorum. Tabii eğer siz de hala istiyorsanız Ertan Bey.
bir düşün. Firuze. Tamam, deneyelim. Hatta beğenirsem yeni asistanım olarak bile başlayabilirsin. Ertan, ben çıktım. Toplantı var, şirkette hallederim artık gerisini. Sevgilim. Günaydın. Bitmiş toplantınız. Bölmek istememiştim. Ama şimdi günaydın. Günaydın abicim. Günaydın tatlım. Firuze, yeni asistan adayım. Memnun oldum Berrak, ben de. Ben de. Ayaz, nişanlım. Hayatım, gelsene. Memnun oldum Ayaz Bey. Firuze.